Platform Sunar. Gündem Sanattan merhabalar. Bugün stüdyomuzda mimar Serkan Akın konuğumuz. Hoş geldiniz çok yönlü bir isimsiniz. Şimdi nereden başlayayım ama bizim tabi asıl meselemiz kadim geleneğimizde mimari ve ev kültürünü inşallah konuşacağız. bu beni çok heyecanlandıran bir mesele. Çünkü ben hep fıtrata dönmenin gerekliliği üzerine kafa yormuş ve bunu da çeşitli meselelerde kurtuluşumuza vesile olacak şey olarak insanlara anlatmaya gayret eden bir kardeşinizim. Ve diyorum ki ya siz bizim çok uzun zamandır unuttuğumuz bir şeyi hatırlattınız. Biz hepimiz dedelerimize baktığımız zaman kendi evini yapan insanların torunlarıyız. Ya ne oldu da bize biz bu kabiliyetimizi yitirdik? Ne oldu da unuttuk? İsterseniz ev kavramından buraya bir bağlayabilir miyiz meseleyi? Tabii ki teşekkür ediyorum. Şöyle ki 1770'lerde Sanayi Devriminin başlaması ve motorun bulunmasıyla günümüze gelen dördüncü sanayi devriminin evrelerini yaşadığımız şu güne kadar geçen 250 yıllık süreçte ne olduysa oldu ve bizim önce düşünce sistemlerimizi, sonra üretim sistemlerimizi, sonra da yaşam sistemlerimizi değiştiren küreselci akıl bu projesi kapsamında 1903'te betonarme İlk apartmanı Paris'te Franklin Caddesi'nde No 25 numarada August Pere denen bir mimara bir müteahhitin oğluna yaptırdı. Ve bunu August Pere yaparken e, betonarme kolon ve kirişleri adeta ahşap bir yapının mertekleri ve dikmeleri şeklinde benzetme yaparak e, bu betonarme apartmanı bize göstermiş oldu. Duruyor mu hala bu bina? Duruyor. Ben geçen sene Paris'e gittim gördüm. Eyfel'e yürüme mesafesinde bir yerde hala duruyor bina. Yani dolayısıyla bizim evimizi e, geleneksel malzemeyle e, sürdürülebilir bir tavırla ustalık bilgisiyle e, insani ölçekte ve aktarılan ustalık bilgisiyle yapma bilgimizi teknolojik bir ürün haline getirdiler. Yani makinenin bulunmasıyla başlayan süreç diye şimdi çok hızlı bir geçişle anlattım ya size. Dolayısıyla e, bizim evimiz ev olmaktan çıktı ve betonarme apartmana döndü. Mesela 1960'lı yıllarda ülkemizde kat mülkiyeti kanununun ilk geldiği zaman insanlar kat mülkiyetinin ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Ve o bize öyle bir şey yaptı ki biz şu an evin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ve evin ne olduğunu bilmediğimiz gibi şu an akademik olarak bile apartmanın tarifini hiçbir yerde açık olarak bulamazsınız. Şöyle tarif edeyim önce apartmanı tarif edeyim bu sorunuzun üzerine. Apartman... Tanımadığınız ve bilmediğiniz insanlarla kat mülkiyeti üzerinden kurduğunuz zorunlu ortaklıktır. Buyurun. Önemli bir tane, tekrar söylüyorum. Tanımadığınız ve bilmediğiniz insanlarla kat mülkiyeti üzerinden kurduğunuz zorunlu ortaklıktır. Dolayısıyla siz e, evinizi apartmanlaştır, apartmanlaştırdığınız anda apartman sizin imal ettiğiniz bir şey değil. Hafriyat, e, kepçe, kamyon, betonarme, e, mikser, e, inşaat demiri ve... Tamamıyla fabrikalarda üretilen, hani 1770'lerde üretim sistemlerimizi değiştirdiler dedim ya. Tamamıyla fabrikalarda üretilen şeylerle biz evlerimizi inşa etmeye başlayınca bizim evimiz ev olmaktan çıktı ve apartmanlaştı. Şimdi dolayısıyla e, 1930'larda da bu ülkede ahşap inşaat kanunla yasaklandı. Hatta inşaat yaparken ruhsat bir müktesep ya, e, gazete haberinde diyor ki... E, Devam eden inşaatlar bile durdurulacak, yapılmayacak Tam diyor. Tam tarihi bir kez daha. 1930'lar, gazete kupürü 1931 ha, olması 1930 lazım. 1930'larda ahşap ev. İş, evet, ahşap ev yapmak kanunla yasaklandı. Buyurun. Şimdi dolayısıyla bizim, yine başa dönüyorum, e, önce düşünce sistemlerimizi, sonra üretim sistemlerimizi değiştiren adamlar, yaşam sistemlerimizi değiştirmiş oldular. Ve bizi evden uzaklaştırdılar. Peki, bu kadar uzun girişten sonra ev nedir? Onu anlatalım. Birincisi, ev satılık bir meta değildir. İkincisi, ev kira geliri elde edilmek için e, inşa edilecek bir şey de değildir. Üçüncüsü, ev gayrimenkul değer artışına göre, kat karşılığı inşaat mantığına göre, müteahhitin yüksek teknoloji kullanarak, büyük sermayeler kullanarak inşa ettiği şey değildir. Bunların hepsi gayrimenkuldür. Bunlar bir binadır. Bunlar e, inşaat teknolojisi kullanarak yapılan şeylerdir ama bunların hiçbiri ev değildir. Dolayısıyla e, bu tarafa döndüğünüzde siz, Barınma ihtiyacınızı karşılamak için faizli, kredili bir müteahhitten satın almanız gereken ya da kat karşılığı inşaatla yapılan bir inşaattan satın almanız gereken ya da biraz uyanıksanız, biraz Allah korkunuz yoksa işte bundan 30 yıl önce çevirdiğiniz imar gelsin diye beklediğiniz ya da her yerel seçimde bir kaçak tarafını inşa ederek her seçimde bir kat attığınız bina, binadır. Bir inşaattır ama ev değildir. Peki ev nedir? ev önce gönülle kurulan, önce selamla kurulan, önce barışla kurulan ve birbirini seven iki karşı cinsin birbirine helal olan iki karşı cinsin yani birbirlerine nikah hukukuyla bağlanmasıyla kurulan şey evdir. Dolayısıyla biz Türkçe konuştuğumuzda evlenmek dediğimizde ya da arabalanmak dediğimizde ki arabalanmayı kullanmayız ama ben arabalandım desem siz benim araba aldım anlarsınız. Evlendim dediğimde de önce bir erkeksen bir hanımla evlendi mi ya da bir hanımsan bir beyle nikah akdi gerçekleştirdi mi anlarsınız. Ama ikincisi evlenebilmeniz için evlenebilmeniz için bir başınızı sokacak bir mekanın olması gerekir. Ev dolayısıyla e, hani denir ya bizim kültürümüzde e, evliliği geciktirmeyin, e, evlenenlere yardım edin, evlenenlere yardım edilir denir. Dolayısıyla ev bizim aslında atamız Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne indirildikten sonra hava anamızla birlikte Cebel-i Rahme'de karşılaştıktan sonra yaptığı ilk insani eylem olan nikah hukuk, hukuku yani özel genelde hukuk özelde nikah hukuku olan eylemi gerçekleştirdikten sonra yeryüzündeki ayet söylüyorum şimdi ilk mabet ve ilk ev olan Kabe'yi inşa etmesiyle başlayan şeydir. Dolayısıyla ev bizim daha yeryüzüne indiğimiz anda yapabildiğimiz şeydir. Hz. Adem'in gayb aleminde ona öğretilen kelimeler, kavramlar ve Allah'ın ona ruhunun üflemesiyle elde ettiği eşrefi mahlukat bilgisiyle yani hirfet bilgisiyle yani ustalık bilgisiyle şakül, maslar ve terazi bilgisiyle taşları üst üste koyarak ve tahtaları üst üste çakarak yaptığı şeydir. Dolayısıyla ev bizim için geceyi geçirdiğimiz yerdir. Ayette ne diyor? Geceyi size örtü yaptık diyor ve sizi meskenlerde derilerden ve bilumun malzemelerden inşa ettiğiniz yerlerde yaşamınızı geçiriyorsunuz diyor. Dolayısıyla ev bizim hirfet ehli olan adam olan ki burada adamı modernist manada cinsel için manada kullanmıyorum çünkü adam ademlikten gelir mükellef olan ve sahih bilgiyle peygamberi bilgiyle Ustalık bilgisiyle, babadan oğla, ustadan çırağa e, aktarılan bilgiyle kolayca, basitçe, kuralına uygun bir şekilde inşa edilen şeydir. Ev budur. Bunun dışındaki hiçbir şey ev değildir. Ortada bir bina vardır, ortada bir yapı vardır. Ama bu satın alınan, satılan, değeri artınca sevililen, değeri e, azalınca e, üzülünen şeydir ki bu... E, ayrıca toplumsal barışı bozan şeydir. Ev bu değildir. Ev bizim geleneksel malzemeyle inşa ettiğimiz e, ve geleneksel tekniği kullandığımız şeydir. Yani özetlersek yatırım aracı değildir. Kesinlikle dedik. kesinlikle yatırım aracı değildir. Siz işte böyle yeni dünya düzeninin dayattığı bilgileri reddediyorsunuz. Tabii ki. E, yaratılış formatımızda var olan fıtratımızda var olan barınma, beslenme, ibadet etme, seyahat gibi pek çok kabiliyetin insanın elinden alınmasına, en azından özünü kaybetmesine karşısınız. Peki biz bunları kaybederken neyi kaybediyoruz? Biz bunları kaybederken geleceğimizi kaybediyoruz ve biz bunları kaybederken aslında kaosu getiriyoruz. Kıyamete getiriyoruz ya da büyük buhranı getiriyoruz. Aynı Nuh tufanı gibi. Bizim her gün güneşin doğmasını e, sağlayacak bir sebep oluşturmamız lazım. Bu da bizim e, kadim bilgiyi, geleneksel tavrı, peygamberi tavrı devam ettirmekle yapabileceğimiz şeydir. Şimdi e, biz sanayi devrimleriyle birlikte üretim sistemlerinin değişmesi ve fabrikaların etrafında ve fabrikalarda üretilen e, ürünlerin ee, ve orada çalışan işçilerin e, etrafında yakın mesafede barınması üzerine inşa edilen apartmanlar ve bunun sonunda hukuku planı mevzuatı insanlar arası ilişkisi değişen yani şehirlerden kentileşen, evlerden apartmanlaşan e, mahallelerden siteleşen rezidanslaşan müstakil evlerden villalaşan e, ustalıktan işçileşen adamlıktan cinsiyetsizleştirilen 250 yıllık bir döngünün içindeyiz ve bu döngüye direnmemiz gerekiyor. Bunu kaybediyoruz. Dolayısıyla biz düşünün Hz. Adem'in yaratılışıyla birlikte daha yaratıldığı andan itibaren evini inşa etme bilgisini bu sefer Nuh aleyhisselamın kavminin ve Nuh aleyhisselamın başından geçen ve büyük reseti sağlayan o dönemdeki tufan sonrası kaybolan insanlık bilgisini Yeniden ihya eden Hz. İbrahim'in devam ettirdiği geleneği kaybediyoruz. Hz. İbrahim tufan sonrası kaybolan Kabe'yi temellerinden açığa çıkartarak ve yeniden inşa ederek ki e, Hz. İbrahim'in inşa ettiği Kabe bugünkü e, ölçüsü ve plan şaması itibariyle bugün Kabe değildir. Çünkü Hz. İbrahim daha iyisini biliyordu. Mesela çift kapılı yapmıştı Kabe'yi daha uzundu. Çünkü kâgir yapıları yatay yüklere karşı korumak için e, simetrik boşluklar bırakırsınız. O Kabe 606 yılında e, tamir edilirken, müşrikler zamanında, Peygamberimizin 35 yaşındaki e, olayda e, Rükn-i tarafındaki kapısı kapatılarak tamir edilmiş bir Kabe'dir ki dolayısıyla Hz. İbrahim bu sefer e, Hz. Adem Aleyhisselam'ın hava Anamıza kıydığı nikah gibi bu sefer Hacer Anamızla aynı nikahı e, Mekke'de yenileyerek çünkü önce Sare, anamız Hacer anamızın evlenmesine razı oldu. Sonra kıskandığı için vazgeçti ve Hz İbrahim Hacer anamızı Mekke'ye götürmek zorunda kaldı. Ki ne diyor Hacer anamız? Yani beni niçin buraya getiriyorsun dediğinde Allah'ın iradesi doğrusuna getirdiğini söyleyince susuyor ve itaat ediyor Hacer anamız. Dolayısıyla Kabe'yi İsmail ile birlikte yeniden inşa ettiler ve kaybolan insanlık bilgisini yeniden açığa çıkardılar ve aslında bir sünneti daha yerine getirdiler. O da pazar kurulma sünnetini ortaya koydular. Zemzem'in ile birlikte ve Kabe inşa edildikten sonra Mekke'nin olduğu Mesele bölgesi hayatın geçtiği, adil ve merhametli bir pazarın olduğu bir şehre döndü ki biz bunu kaybediyoruz. Yani dolayısıyla bu kayba karşı bizim <laughs> bu kayba karşı bizim direnmemiz gerekiyor. Bu kaybı anlamamız gerekiyor. Yani şu an biz korkunç bir akıl tutulmasına tabiiz. Bu akıl tutulmasına karşı bizim kavramlarımızı öze döndüren, kadim bilgiye döndüren, vahye döndüren sahih bilgiye döndüren, teknik bilgiye döndüren bir tavra ulaşmamız lazım. Şimdi siz sadece bunları söylemiyorsunuz. Tabii. Mimarsınız ve bir şey yaptınız. Tabii. Ee, örnek bir şey yaptınız. Siz kendi hayatınızda bu akıl tutulmasının dışında seçenekler olduğunu evet. ve hatta bunun çok da güzel olduğunu ispat edercesine bir ev inşa ettiniz. Evet. Ee, şimdi yönetmenim sanıyorum o evi de seyircilerimize gösterecektir bir yandan. Bu evi inşa etmeye nasıl karar verdiniz? Yaşadığınız süreci bize anlatır mısınız? Nasıl oldu? Tabii ki ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ülkemizde korona 2020 Mart ayında ilk göründü. Ama işte Kasım Aralık aylarında da Çin'de görünmeye başlamıştı. Ee, benim zaten bundan yaklaşık 10 yıl önce e, frene basacağım ve hayatımı anlamlandıracağım e, kararımla birlikte Devamında üniversite hocalığıyla başlayan, konferanslarla devam eden ve sonra bir gazetede 4 yıl boyunca köşe yazarlığıyla mimari, kültür, sanat, medeniyet, tarih konularında yazdığım yazılarla devam eden dönüşüm sürecimde hem İstanbul'a yakın bir yandan İstanbul'daki hayatı devam ettirebilecek. çünkü aynı standardı İstanbul'da yakalayamayacağımı biliyordum. Çünkü bu soru bize hep sorulur. İstanbul'da herkes müstakil ve Bahçelievde oturamaz ki hocam dediklerinde. Of. Evet oturamaz zaten biz sihirbaz değiliz ve böyle bir iddiamız da yok. Dolayısıyla Anadolu'ya dönmemiz gerekir. Çünkü boşaltılan Anadolu adeta gelin bizi işgal edin demektir. Dolayısıyla Anadolu'ya yayılmamız gerekir düsturuyla birlikte. Yine benim geçmişten gelen bir düşüncem vardı. Allah göstermesin İstanbul'da bir şey olsa nerede yaşarsın? Bursa. Oraya bir şey olsa Edirne. Oraya bir şey olsa Manisa. Oraya bir şey olsa Trabzon ya da Amasya. Bunlar şehzadeler. şehzadeler şehri. Çünkü bunlar bizim kültürümüzü en iyi yaşamış örneklerini devam ettiren şeylerdi. Ve bundan darbe senesiydi. Darbe hatta bir hafta önce biz İzni'ye gitmiştik. İzni'yi keşfettim 2016 yılında. Ve o keşifle birlikte İzni'nin Bursa-İstanbul-İznik üçgeninin iyi bir üçgen olduğunu gördüm. İznik'in bir Türkmen yurdu olduğunu gördüm. Ve İznik Gölü, Uludağ, Samanlı Dağları, harika bir Akdeniz, böyle hafif sert bir Akdeniz iklimi olduğunu gördüm ve mümbit bir toprak. Dolayısıyla çevre yoluyla da bağlantısı çok kısa ve İznik'in bizim için çok ideal bir yerleşim olduğuna karar vererek ben 2019 Aralık ayında İznik'te bir köyde köydeki camiye iki parsel yakınlıktaki tam köyün merkezindeki bir yerden bir arsa aldım. Yani bir ev aldım. Eski bir evdi orada. Çok eski köhne bir ev vardı. Ve ilginç bir şekilde bu köyde 300 tane yaklaşık ev var. En az 200 tanesi tescile değer ve bu köyde hala eski eser tescili yapılmamış. Ve geleneksel mimariyi savunan, bilen, bu hususta mücadele eden biri olarak aynı sizin söylediğiniz düsturla ee, geleneksel bir ev nasıl inşa edilirin İngilizce karşılığıyla söylüyorum ability yani yapılabilirliği ispat etmek adına e, 2020'nin 18 ocağında e, köydeki evi inşa etmeye başladım. Ama tabi meslek bilgisiyle e, bilgisine sahip olduğum için geleneksel bir evin yani benim evim e, taş, ahşap ve kerpiçten oluşan yani giriş katı arka taraftan bodrumu olan giriş katı taş e, şeyden orta katı arka bahçeyle aynı kotta ve bir üst katı Ahşap olan ve köydeki tipoloji gereği de kerpiçle e, ara dolguları yapılan ve kerpiç sıvayla da sıvanarak ve üstüne de kireç badanayla inşa edilen bir evin önce e, dijital olarak e, üç boyutlu tamamıyla evin plan şemasını ve köydeki tipolojiye de uygun olarak yani köydeki cumba oranları, pencere oranları, dolu boş oranları, çardak oranlarının da dikkate alarak bir evi tasarladım ve e, korona şartlarında bu evi bitirdim. Ve düşünün ki koronada bir ay, bir buçuk ay köye gidemediğim zamanlar oldu. Ama e, planlarını doğru çizdiğim için, meslek bilgisi olduğu için telefonla, whatsapp bilgisiyle, e, videolarla e, söz konusu inşaatı 12 ay gibi bir sürede bitirdik. Ve bu ev bize bir evin e, yapılabileceğini, bir evin yapılırken yerel imkanların kullanılabileceğini, bu ev yapılırken geleneksel malzemenin kullanılabileceğini... Bu bir yandan da görüyoruz sizin evin yapım aşamalarını evet, aynen, aynen. görüyoruz. Ee, mesela bu fotoğraf şöyle söyleyeyim size. Bu fotoğrafta hem tekniğin, geleneğin hem de günümüz ihtiyaçlarını karşılayan her şeyi görüyorsunuz. Gördük. O, o tesisatla ilgili fotoğrafta. Mesela e, bu dolu boş oranı baktığınızda şu an Uludağ görünüyor. Önümüz İznik Gölü ve İznik Ovası. Bu bizim evden manzara. Bu aynı şekilde. Bu üçgen alın o köyde aynen var. Bu dolu boş oranları aynı şekilde köyde var. Mesela bu eski evin kapısından kullandığımız bir şey mobilya yaptık onu sadece boyayarak. Bu yine aynı şekilde. Bu gördüğünüz beyazlık bildiğiniz kireç badana, Yani bu evde hiç e, sentetik şey kullanılmamış oldu. Boya e, ya da bir alçı reglaj yapılmadı. Hayır. Ya da bu evde bir karton piyer yok. Yani bu evde hatta dekoratif bir unsuru bile yok. Yani Türk evinin kütle oranları ve dolu boş oranları o kadar güçlüdür ki hı hı. yani size çok güzel gelir zaten. Yani ekstra bir dekorasyon unsuru sergilemenize gerek yok evde. Ondan sonra ve bu evin taşı sistemi tamamıyla ahşap, döşemeler ahşap, Şu an mesela ben tavanı ahşap. görüyorum. Evet yani Tavan düşünün çıtakari yok orada. Yani vaktimiz de olmadı ona. Çünkü bir an önce ben taşınmak istiyorum. Derdim dekor değil ki. Derdim konfor değil ki. Hı -hı. Çünkü büyük resete bizim hazırlanmamız gerekiyor. Ve ben sadece müstakil bahçeli bir ev yapmadım. Bu bağlamda Türk ısıtması Şöyle o kuzine, mutfaktaki kuzine. Üç aydır o kuzine yanıyor. Çorba, börek... Su, çay, her şey orada ama normal e, hava kaynaklı ısı pompası koyduk ve radyatör sistemli. E, duvar kalınlığımız bizim 15 santim. Ona rağmen bu bir buçuk ay önceki iki ay önceki karda e, şöyle söyleyeyim eksi 8 oldu ki her zaman olmuyor İznik'te eksi 8. Artı 20'yi yakaladık. Yani e, dolayısıyla geleneksel tekniği kullanırken doğal olarak çünkü insanların kırsala giderken aradıkları en önemli şeylerden biri ısıtma kaynaklarıdır. Tabii. Yani doğal doğalgaz olsun istiyor insanlar ama bizim köyümüzde doğal doğalgaz yok. Bu salon kısmı mı? yok bu bizim mutfak kısmımız. Yani oturma odasıyla mutfak bir göremedim. Bütün, mutfak tezgahı. Evet. Mutfak tezgahı. Orada ortada bir marmara tezgahından bir adamız var. Orada tüm börekler orada yapılıyor. Ondan sonra o şekilde tavalarımız orada asılı. Yani bu ev geleneksel bir ev ve bu evin bir bahçesi var. bu bahçede meyve ağaçları Ondan sonra e, bostan yapabildiğiniz yani domates, biber, e, soğan besleyebildiğiniz ve sizin market zincirinden, gıda zincirinden bağımsız bir şekilde hayatınızı, geçiminizi sağlayabileceğiniz bir ev yaptık. Harika. Bu, bu ev zaten şeydir. E, mesela düşünün iki ay önce Teksas'ta büyük bir fırtına oldu. E, Amerika'da insanların %85'i ahşap ve bahçe bahçeli evle, evlerde yaşadıkları halde e, susuzluk çektiler. Çünkü o evler Türk evi değil. Türk evinin bahçeli diğer evlerden farkı o. Türk evi üretim kaynağıdır, masraf kaynağı değildir. Türk evinin böyle bir özelliği var. Yani Türk evinde siz üretime katkı sağlarsınız. Tabii tabii tabii. Ee, tabii. gıdanızı sağlayabilirsiniz. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Tabii ki. Her şey yapılır. Tabii. Yani e, zaten ev odur. Yani ev sizin en mahrem yerinizdir. En özel anlarınızı geçirdiğiniz yerdir. Peki e, ben ta, çok detaylı bir e, belki cevap vermeyebilirsiniz ama şöyle desek bu gelmiş binalarla kıyaslandığında daha evet. mı masraflı oldu? Bu evin evet. hani maliyet açısından soruyorum. Evet. Nasıl karşılaştınız? O zaman şöyle söyleyeyim. Bu soruya cevap onlarca ve yüzlerce kez cevap verdim. Ben bu süreci Twitter'da özellikle sosyal medyada açık kaynak milyonlarca görüntüleme alan bir şekilde paylaştım. Normal şartlarda bunları paylaştıktan sonra bu soru bana çok kez soruldu. Şunu desem hiç problem yok. Evet arkadaşlar bu geleneksel bir ev green architectural işte sürdürülebilir mimari olduğu için beton harime bir villadan %50 daha pahalı desem herkesin beni alkışlayıp tebrik edip evet doğru söylüyorsunuz hadi başlayayım demeleri gerekir. Niye? Çünkü hani 1930'larda başlayan ahşap inşaat yasağı, geleneksel inşaat yasağı akademik camiada da bir sıkıntı oluşturdu. Ve akademik camia şu an geleneksel bir inşaatın maliyetini bilmiyor. Buyurun. Açık söylüyorum size. Evet. Bilmiyor. ama ben aynı Mimar Sinan gibi düşünün Süleymaniye'nin bugün biz imaret defterlerine baktığımızda Süleyman inşaatı ile ilgili her türlü kayda ulaşmış durumdayız. Biliyoruz. Ömer Tübarkan'ın tercümesiyle bu evin tüm süreçlerini fotoğrafladım, belgeledim, videolar çektim ve kayıt altına aldım. Tüm muhasebe bilgilerinde çünkü kendim zaten inşaatı yaptım. Net sorunuzu cevaplıyorum. Aynı konfor standartlarındaki betonarme bir evden en az %20 daha ucuz. %20 daha ucuz. Daha ucuz. Net bir şekilde ucuz. Ve ben orada eski bir köy evinin belli oranda onun yıkımı, onun malzemelerini işte taşımak ya da yıkmakla uğraştığım halde Böyle geleneksel bir evi ilk kez yaptığım halde, korona şartlarında uzaktan takip ettiğim halde ve ilkesel olarak hiçbir ustayla pazarlık yapmadan ve hiçbir ustayı götürü sıkıştırmadan rahat şartlarda çalışacakları şekilde, bu şekilde ikinci kez yapsak, birebir takip etsek ya da eski bir evin... Bu %20, %30... Belki belki %30 olacak. olacak, net söylüyorum ve düşünün ki bu bizim her ustaya aynı işi sıfırdan öğretmemizde. Yani kerpiçi köydeki 4-5 ustaya öğrettik nasıl yapıldığını. Evet. Ahşap tamam belli oranda bilen usta var ama sayıları az olduğu için tabi doğal olarak daha yüksek bir fiyat istiyorlar. Düşünsenize ahşap ustalarının e, sayısının arttığını piyasa ona göre dengelenir. Tabii tabii tabii. Diyorsun? Peki şimdi bundan sonraki sorularıma böyle biraz daha e, ne diyelim? Hızlı eğer cevap verebilirseniz aklımdaki tüm soruları sormuş olacağım. Teşekkür Mesela ediyorum. dedim ya açılışta. Evet. E, bizde böyle bir gelenek vardı. Dedemiz, babamız ev yapardı. Biz buna şaşırmazdık. Tabii. Hala onlar Tabii. kaya gibi durur Tabii. o köylerde, Tabii. yaylalarda. Tabii. Ee, bizim yeniden o kültüre dönmemiz, kendi evlerimizi yapmamız mümkün müdür değil midir? Kesinlikle mümkündür çünkü bu bilgi dünyada bu bilgiyi uygulayabilecek coğrafya, düşünce, inanç ve kültür eee menba burasıdır. Çünkü tufan Anadolu'da koptu. Gemi Anadolu'da bir yere kondu ve İbrahim peygamber Mezopotamya'da medeniyeti yeniden inşa etti ve biz Türkler Kusen bin Abbas'ın öğretisiyle birlikte 750'lerden itibaren Anadolu'ya oba oba, öbek öbek yurt çadırları inşa ederek oba çadırları inşa ederek geldik. Çünkü biz dünyada evini Yerel malzemeyle, pratik bilgiyle en iyi şekilde inşa edebilecek milletlerden biriyiz. Ve bu bilgi hem kültürel kodlarımızda hem de genetik kodlarımızda saklı. Türkiye yeterince geleneksel malzemeye, yeterince geleneksel bilgiyi bilen ustaya ve teknik bilgiye sahip. Bir, bir de yani siz bilgi ve birikimlerinizi saklamıyorsunuz. Açık kaynak anlatıyoruz zaten. Paylaşıyorsunuz. Tabii ki. Ee, size danışabilirler, sizden Tabii. destek isteyebilirler. Harika. Dünyanın düzeninin değiştiği, fıtrattan uzaklaştığımız ve bizi mutsuzluğa hatta yani bunu söylerken de çok mutlu değilim ama felaketlere doğru götürdüğünün farkındayız. Tabii. Şimdi sizin bu gidişatla ilgili bir tespitiniz var. Yine iyi günlerimizdeyiz, iyi günlerimizi yaşıyoruz diyorsunuz. 25 yıl içerisinde ciddi kırılmalar olabileceğini söylüyorsunuz. Peki genel manada Anadolu mimarisi sizin isimlendirdiğiniz adıyla Türk evi bu gidişata bir ne diyelim bir deva olabilir mi? Net şekilde olur. Bir kere güzel ve doğru sorular sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Türk evi çözümün anahtarıdır. Türk evi bir insanın barınmasını sağlayacak temel, mekansal, malzemesel, iklimsel, detaysal sonuçlara sahiptir. Süreçler buna göre yönetilir. Türk evi dediğiniz şey Artvin'den Saraybosna'ya kadar ahşap karkaslı, hımış dolgulu, düğmeli sistem ya da bağdadi ya da kerpiç dolgulu evdir. Türk evi Erzurum'dan, Kars'tan, Yozgat'tan, Sivas'a kadar e, tamamıyla kerpiç, analı, kızlı, tuğlalı, düz damlı evdir. Türk evi bu sefer Halep'ten başlayıp Mardin'den, Urfa'dan, Hatay'dan, Antakya'dan, e, Bodrum'a kadar öbür tarafta e, Kudüs üzerinden Mısır, Fas'ın Fes şehrine kadar olan aynı inanç sisteminin yerel bilgiye, iklime ve yerel malzemeye uygun inşa edildiği şeydir. Yani komşuluğa, selama, mahremiyete, merhamete dayalı evin inşasıdır ki Türk evi bu sürecin içindedir ki Türk evi avarız akçasıyla dostluğuna kefil olduğunuz insanlarla bir arada yaşadığınız yerdir. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca klanlar halinde akrabalarla birlikte, yakın dostlarla birlikte birbirini tanıyan ve birbirine destek olan insanların e, örgütsel bir şekilde, mahalle örgütlenmesiyle birlikte karşı koyamayacağı hiçbir şey yoktur. Biz buna mahalle dayanışması deriz, mahalle baskısı değil. Dolayısıyla Türk evi bizim teknolojik hiçbir ürüne gerek olmadan, taşları üst üste koyarak ve tahtaları üst üste çakarak e, ev yapabilme bilgimizin ispatıdır. Dolayısıyla e, kerpiç özelinde de konuşursak, 10.000 yıllık kerpiç imal etme bilgisi dünyada Anadolu'dadır. Değil mi? Şimdi tufanın, nuh tufanın tarihini bilmiyoruz ama bu 10 bin yılın içinde olma ihtimali var. Düşünün. Tufan sonrası bile biz evimizi yaptık. Hz. İbrahim peygamber Kabe'yi yeniden inşa etti, anlattı. Ama 1930'da bir kanun çıkıyor. Evet. Bizim bu geleneksel mimarimiz evet. yasaklanıyor. Tabii. Şehirlere ihanet. Aynen Başlıyor öyle. hem de bir kanunla. 1930'larda evet. bir kanunla başlıyor. Evet. Ve öyle bir noktaya geliyor ki Cemal Reşit Rey'in işte Lüküs Hayat operetinde Şişli'de bir apartman yoksa eğer Halin Yaman nikel kübik mobilyalar duvarda yağlı boyalar noktasına geliyor bu millet. Yakup Kadri'nin kiralık konak ya da yabandaki meselesi ya da Ahmet Hamdi'nin ah o eski mahalleler dediği 1940'lar 35'ler. Buyurun. 35'lerde ah o eski mahalleler diyor. Ya. Biz şimdi 80'lerdeki mahalleleri arar olduk düşünün yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakikaten. Ediyorum sizinle birkaç program daha yapmayı çok arzu ederim. İnşallah. Özellikle bize çıkış yolunu mimaride gösteriyor olmanız çok kıymetli. Teşekkür ederim. ben şöyle diyorum. İmkanı olan insanın az, insanlığın çok olduğu yerde fıtrata uygun bir evin, o ev kavramı çok önemli, evin içerisinde yaşamaya gayret etsin. Sağ olun, var olun. Teşekkür Kesin ederim. Olmayın. Çok sağ olun. Efendim bir gündem sanatın daha sonuna geldik. Bugün stüdyomuzda Mimar Serkan Akın konuğumuzdu. Kendisine sosyal medyadan da rahatlıkla ulaşabilir ve Anadolu mimarisi Türk evi hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Efendim bizi seyrettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Yeni bir gündem sanatta yeni bir isimle yeni bir sanat dalını konuşmak üzere şimdilik hoşçakalınız. platform sundu